Herkese merhabalar Filiz'in Mutfağı YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere bol soslu brownie lezzetinde harika bir ıslak kek tarifi hazırlıyorum. Öncelikle karıştırma kabına 4 tane yumurta ve yarım su bardağı toz şekerini alıyorum. Şeker ve yumurtayı bembeyaz köpük köpük oluncaya kadar çırpıyorum. Çırparken de biraz sizleri göstermek istiyorum. Bazen yorumlarda benim keklerim kabarmıyor, çöküyor, içi pişmiyor diyorsunuz arkadaşlar. Bu şekilde iyice gördüğünüz gibi nasıl rengi değişti. Bu rengi alıncaya kadar çırpmanızı tavsiye ederim. Kekimizin daha güzel kabarmasına neden olacaktır. 1 su bardağı süt. Yarım su bardağından biraz fazla sıvı yağı ve 3 yemek kaşığı kakao ekliyorum kakao'yu eliyorum arkadaşlar durdukça bu şekilde topak topak oluyor kakaolar sizde de o şekilde oluyor mu bilmiyorum e, bu şekilde iyice eliyorum içerisinde topak olmaması için ben şekeri yarım su bardağı kullandım bir su bardağı da kullanabilirsiniz tercihen Çünkü sosunda da şeker kullandığımız için çok aşırı yoğun bir tatlı olsun istemiyorum tel çırpıcı ile iyice çırptıktan sonra unu ekliyorum bir su bardağı ve bir yemek kaşığı un ilave ediyorum unu da eleyerek yapıyorum arkadaşlar mutlaka unu da elemenizi öneriyorum un elendikçe havalanır ve sünger gibi bir kek olmasına sebep olur bir paket kabartma tozu ve bir paket vanilya ilave ediyorum ve iyice eliyorum daha sonra çok aşırı derecede çırpmadan şöyle keki söndürmeden çok az 3-5 saniye kadar çırpıyorum. Kenarlarını da bu şekilde temizliyorum. Gerçekten ağız tadıyla yiyebileceğiniz bir ıslak kek tarifim arkadaşlar. Yağlamış olduğum borcamın içerisine harcımı alıyorum. Gördüğünüz gibi kıvamı bu şekilde olacak, kesinlikle koyu olmayacak arkadaşlar. Şöyle biraz akışkan olsun ki e, kekimiz sünger gibi olsun. Kabın içerisini iyice temizliyorum, içindeki e, kek malzemesini de borcama alıyorum. Şöyle gördüğünüz gibi. Dilerseniz fırın tepsisinde de yapabilirsiniz. Dilerseniz yuvarlak, kare borcamlarda kullanabilirsiniz. 150 derece alt üst ayar fırına pişmeye gönderiyorum. Her zaman söylediğim gibi ben dereceyi düşük tutuyorum ki içi de çeke çeke pişsin. Sosunu hazırlıyorum. Bir buçuk su bardağı süt, yarım su bardağından biraz fazla toz şeker. 2 yemek kaşığı kakao ilave ederek iyice çırpıyorum çok aşırı pişirmeyeceğiz sadece ısınıncaya kadar sosu pişirelim arkadaşlar eskiden sosundan ayırırlardı bir bardak sosundan ayırarak yaparlardı o zaman hem kekiniz çok az olmuş oluyordu hem de biraz yumurta kokusu ister istemez geliyordu arkadaşlar ama bu şekilde gerçekten çok lezzetli oluyor. Birkaç damla da şöyle sıvı yağ ekledim. Parlaması için sosumuzun. Bu kadar yeterlidir. Sadece ısıtıyoruz, kaynatıyoruz, pişirmiyoruz. Fırından kekim çıktı. Çatalla şöyle delikler açıyorum. İlk sıcaklığı mutlaka çıkması gerekiyor. Sosumuzun da ilk sıcaklığı çıkması gerekiyor arkadaşlar. Kesinlikle soğutmuyoruz, ılıtmıyoruz. Sadece ilk sıcaklığı çıkıyor, 5 ile 10 dakika arası e, ikisinin de sıcaklığı çıkması gerekiyor arkadaşlar. Daha sonra dilimleyerek sosunu vereceğim. Mutlaka dilimleyerek veriniz ki içerisinde sosu iyice çeksin. Keki dilimliyorum ve artık sosuyla buluşturuyorum. Biraz önce de belirttiğim gibi sosu ilk sıcaklığı Kekin ilk sıcaklığı çıktıktan sonra verelim. Yeni gelen takipçilerim eğer sizinle ilk kez bu videomda karşılaştıysak kanalıma abone olmayı, videolarımı beğendiyseniz beğenmeyi lütfen unutmayın. Bir de bildirim zilini açarsanız en yeni birbirinden lezzetli tariflerimi ilk önce siz haberdar olursunuz. Tariflerimi sevdiklerinizle paylaşarak daha çok kitleye ulaşmama yardımcı olabilirsiniz. Her birinize çok ama çok teşekkür ediyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar sosunu gayet iyi bir şekilde çekti. Eğer vaktiniz yoksa en az 4-5 saat bekletmenizi tavsiye ederim. Eğer vaktiniz varsa da bir gün beklerse üzeri kapalı bir şekilde gerçekten lezzetine doyamazsınız. Üzerine şöyle fındık ve antep fıstığı ile süslüyorum. Şöyle baştaki bir dilimi şöyle alıyorum. Gönül rahatlığıyla deneyebileceğiniz harika bir ıslak kek tarifi verdim bugün sizlere. Şöyle yakından da göstereyim arkadaşlar. Aklınıza hiçbir şekilde soru işareti kalsın istemiyorum. Nasıl güzel görünüyor? Brownie görünümünde, brownie lezzetinde harika bir ıslak kek tarifi. Umarım keyifle sıkılmadan izlemişsinizdir elimden geldiğince tüm detaylarını sizlere vermeye çalıştım. Yine de sormak istediğiniz sorularınız olursa yorum kısmından sizlere yardımcı olabilirim. Görüntü her şeyi anlatıyor. Servise alarak da sizlere çatalla da dokusunu göstermek istiyorum. Eğer videomu beğendiyseniz, küçük de olsa yorumlarınızı bekliyorum. Yorumlarınız, görüş ve düşünceleriniz benim için çok ama çok kıymetli. Şöyle bölerek de içini görelim. Çocukların, küçük büyük herkesin severek tüketebileceği bir lezzet. Çayınızın, kahvenizin yanında gerçekten muhteşem gidecek iç dokusunu da sizlerle paylaştım. Yapıp deneyeceklere şimdiden afiyet şifa olsun diyorum. Bugünlük de sizlere bu güzel tarifimi verdim. Umarım keyifle izlemişsinizdir. Videomu sonlandırmadan benim değerli takipçilerim beni nerelerden izliyorsunuz? hangi şehir, ülke, il, ilçe yorumu yazarsanız beni nerelerden izlediğinizi ben de öğrenmiş olurum. Ben sizleri İzmir'den sesleniyorum. Güzel İzmir'den sesleniyorum. Beni buraya kadar izlediğiniz için çok ama çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki bomba gibi tariflerimde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıkla kalın. Hoşçakalın.